Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Yeni haftada sağlık olsunla karşınızdayız. Bugün de çok farklı bir konuyu masaya yatıracağız, değerlendireceğiz. Hocamızla birlikte acil servis ekibi ve organ nakil koordinatörü, aynı zamanda da iş yeri hekimi Doktor Selçuk Yücesan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle tabii ki organ naklini konuşacağız, acil servis hizmetlerini konuşacağız. Bunun yanı sıra iş güvenliği ve sağlığını konuşacağız. Sizler de merak ettikleriniz varsa eğer Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz. Bizler de ekranlarımız aracılığıyla sizlerin sorularını hocamıza iletip cevaplarımızı da alırız. Bu konular üzerinde bugün yoğunlaşacağız ama öncesinde hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım. Teşekkür ediyorum. Altaş ailesi vesilesiyle tüm hemşerilerimizi ve Türk milletini selamlıyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben de güzel bir yayın olacağını umuyorum. Çünkü İnşallah. Aslında gündemimizde de olan konular, yani her bir konu her zaman bizim gündemimizde. O yüzden yavaş yavaş da geçelim istiyorum ama öncesinde sizi tanıyalım. Doktor Selçuk Yücesan kimdir? Evet. Meslekte 25 yılını devirmiş bir hekim arkadaşınızım, evet. Kardeşinizim. Bir süre il emniyet hekimliği, il emniyet başhekimliği yaptıktan sonra 2006 yılında Sağlık Bakanlığı'na geçiş yaparak Sağlık Bakanlığı kadrolarında, birçok kadrolarında sağlık ocağından acil servise, acil servisten idareciliğe, başhekim yardımcılığına kadar birçok alanda görev yaptıktan sonra 2015 yılında kendi arzumla istifa ederek, kamu hizmetini tamamlayarak, kamu hizmetinden çekilerek özel sektöre geçiş yaptım ve 2015 yılından beri de özel sektörde hem acil hekimliğine, hem iş yeri hekimliğine ve hem de organ dokunaklı koordinatörlüğüne devam ediyorum. 1998 yılında Ordu'ya geldim. Ordu'da meslek hayatına adım attığım günden beri elimden geldiğince, karınca kararınca, bilgim, tecrübem ışığında ordulara sağlık hizmeti sunmaya, iyi sağlık hizmeti sunmaya gayret eden, tüm meslektaşlarım gibi gayret eden hekimlerden bir tanesiyim. İnşallah başarıyoruzdur. İnşallah bu gayretimizde vatandaşımızdan hayır duası alabiliyoruzdur diyerek başlayalım isterseniz. İnşallah hocam, ben hep diyorum iyi ki varsınız. Gerçekten hayatımızın her köşesindesiniz. Bizim her anımızdasınız. Her rahatsızlığımız olduğunda, mesela yayına girmeden önce ben yine hocama bir rahatsızlığımı daha ilettim. Yani her dakika vatandaşların sağlığı noktasında kendi bilgilerini kesinlikle esirgemiyorlar. Bu vesileyle tüm doktorlarımıza da teşekkür edelim. İnşallah sağlıkta şiddetsiz yıllarımız olsun diyelim. İnşallah. Şimdi 3 konu özelinde konuşacağız hocam ama ben ilk önce acil servis hizmetlerinden başlamak istiyorum. Acil servis hizmetleri ne yapar? Hangi aslında hizmetleri vatandaşa sunar? Tabii bu sorunun uluslararası ölçekte ve Türkiye ölçeğinde iki farklı cevabı var işin doğrusu. Acil sağlık hizmeti tüm dünyada kabul gördüğü şekliyle acil hastalıkların ilk tanısı, acil hastalıkların aciliyet sırasının belirlenmesi, tasnifi ve bu aciliyet tasnifi esnasında hangi uzmanlık dalının müdahalesine ihtiyaç olduğunun belirlenerek o ilgili uzmanın acil servise davet edilerek kişinin sağlık fonksiyonlarının, hayatiyetinin devam ettirilmesi maksatlı üniteler. Acil sağlık hizmeti deyince uluslararası ölçekte acil sağlık hizmetini biz ya da acil vakayı şöyle tanımlıyoruz. Geçerliliği budur. Müdahale edilmediği takdirde hayatı tehdit eden hadisenin insanın başına gelmiş olmasına acil hal diyoruz. Tabii bunun dışında bu kırmızı alan hastası dediğimiz hastalar, bizim acil serviste tanımladığımız. Bir de yeşil ve sarı alan diye tanımladığımız acil hasta grupları var. Acil servise başvuran hastalar var. Yeşil alan dediğimiz hasta grubu rutin hastalıklar sebebiyle acil serviste teşhis, tanı ve tedavi almak isteyen vatandaşlarımızın
olduğu grup. Bunlar aciliyet arz etmeyen hastalıklar, aciliyeti bulunmayan hastalıklar. Dolayısıyla acil servislerin yoğunluğu içerisinde mümkün mertebe yeşil alanda taleplerine karşılık verilmeye çalışılan hasta grubu. Sarı alan hasta grubu dediğimizde çok acil vakalarla yeşil alan arasında kalan, müdahale açısından aciliyeti önceliği olan diyelim daha doğrusu, önceliği olan hasta grubu. Bunlara da sarı alan hasta grubu olarak sınıflıyoruz. Bu birinci, ikinci ve üçüncü basamak dediğimiz noktalar bunlar mı hocam? Bunun yok. Ötesinde farklı bir alan. Birinci, ikinci, üçüncü basamak acil servislerin tanımlanması için kullanılan bir algoritma. Bunlar acil servise başvuran hastaları sınıfladığımız grup. Birinci, ikinci ve üçüncü seviye acil servisler ise konfigürasyonu gereği bir takım hususiyetler barındıran bir takım özellikleri olan acil servislerle ilgili kullanılıyor. Birinci basamak acil serviste bir uzmanlık faaliyeti olmayan, uzman hekimlerin nöbet tutmadığı, triyaj dediğimiz hastaların sınıflandırılması, aciliyet sırasının belirlenmesinin zaruret olmadığı rutin acil servisler olarak vatandaşımızın algıladığı şekliyle söyleyebiliriz. İkinci basamak acil servislerde ise mutlaka o hastane bünyesinde nöbet tutan uzman hekimlerin de acil servise destek verdiği ve donanımı birinci basamağa göre daha fazla olan, bir takım özellikli cihazları, ekipmanı da bulunduran acil servisler için kullanılan bir sınıflama. Üçüncü basamak acil servisler ise üst düzey acil servisler. Özellikle bilhassa bazı devlet hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde kritik gözlem dediğimiz yoğun bakım şartlarında düzenlenmiş, hasta takip edilebilen, mutlaka 24 saat esasına göre acil uzmanı ve ilgili branş uzmanlarının da nöbet faaliyetlerine katıldığı acil servislere de üçüncü basamak acil servisler diyoruz ki bu acil servislerde triyaj dediğimiz acil hasta önceliğinin eğitilmiş yetkili personel tarafından oluşturulduğu ve bu triyaj çerçevesinde öncelikleri belirlenmiş hastalara bir an önce müdahale için hazırlanmış ya da örgütlenmiş acil servislere de üçüncü basamak acil servisler diyoruz. Böyle bir uluslararası standardı var acil servislerin. Evet. İlimizde üçüncü basamak acil servis anlamında devlet hastanesi ve eğitim araştırma hastanesinden bahsedebiliriz. Diğer tüm sağlık kuruluşlarımızın acil servisleri bir ya da ikinci basamak sağlık kuruluşu şeklinde ya da acil servis şeklinde işin doğrusu. Hocam şimdi siz tabii yıllarınızı verdiniz bu mesleğe, acil servislerde. Eminim ki pek çok vakayla karşı karşıya kaldınız ama acilde bazen doktorlar çok ilginç vakalarla, çok ilginç isteklerle karşı karşıya kalabiliyor. Şöyle sorduğumda aklınıza gelen en ilginç istek ya da karşılaştığınız en tuhaf durum neydi? Çok sayıda var tabii. Bunun sebebi de şu, acil servis her ne kadar bu şekilde konfigüre edilmiş, acil vakaların ilk tanı ve tedavi merkezi olması düşünülen, bu şekilde işleyişi örgütlenen, bu şekilde işlemesi öngörülen birimler olsa da acil servisler bizim ülkemizde de bazı başka ülkelerde de vatandaşların gündüz vakit bulamadığı zaman faydalandığı, gece daha rahat koşullarda muayene tedavi olabileceğini düşündüğü, her türlü şikayet, acil değil ama her türlü her türlü şikayet ve semptomla sağlık sorununa, problemine çözüm bulabildiği merkezler ya da üniteler olarak algılanabiliyor. Onun için acil serviste hiç alakası olmayan vakalarla ya da taleplerle de karşılaşma olasılığımız sıklıkla ortaya çıkabiliyor. Özelde bahsetmeye gerek yok ama acil servislerde şunu da anlayışla karşılıyoruz tabii. Vatandaşın yeşil alan diye bir tabir de var. Elbette acil servise başvuru ihtiyacı hissetmişse vatandaş ona en uygun sağlık hizmetini en uygun lisanla ve mümkün olan en kısa süre içerisinde
karşılamaya gayret ediyoruz. Tabii acil vakalar öncelikli olmak kaydıyla bu talepleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımız bu amaçla birçok hastanede, kamu hastanelerinde, hekim kaynağı yeterli olan hastanelerde, yeşil alan dediğimiz acil olmayan vakaların polikliniklerini ayrı tutarak onları kendi içerisinde tasnif edip sorunlarını çözmeye, sarı ve kırmızı alan hastalarına ise ayrı hekimlerle hizmet vermeye gayret ediyor ama başta özel sektör olmak üzere tek hekimle acil servis nöbeti tutan hastanelerde olmak üzere hem acil hastaları hem yeşil alan hastalarını bir arada yönetmekle karşı karşıya kaldığımız durumlar var. En çok güçlü de bunu yönetme esnasında yaşadığımızı da itiraf etmek lazım. Bu konuda da özellikle yeşil alan hastalarımızın, yeşil alan diye tabir ettiğimiz aciliyeti olmayan hastalarımızın da acil hastalara öncelik sağlanacak şekilde sabırlarını biraz daha üst seviyede tutmaları konusunda ricada bulunmak isteriz. Vesilenizle, ekranlarımız aracılığıyla. Hocam siz pek değinmediniz ama ben söyleyeyim şimdi siz tabii kibarlıkta. Bizim muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız en çok acile sarı serum için geliyorlardır. O da bizim Türkiye'ye özgü bir durum. serum tedavisi almak maksadıyla acil servise başvurular da elbette var. Yeri gelmişken onu da bahsedelim. Tabii. O sarı serum dediğiniz serumun içerisinde serumu sarartan B vitamini. B vitamini ampullerinin IV uygulaması var mıdır? Çok nadir vakalarda vardır. B vitamini uygulaması üstüne üstlük, şunu da açıklıkla söyleyelim vatandaşlarımız bilsinler. Damar yolundan serum şeklinde uygulandığında pirojen dediğimiz alerji potansiyeli, alerjik reaksiyon potansiyeli üst düzeyde olan ilaç grubundadır B vitaminleri. Dolayısıyla sarı serum talebiyle değil de hekimin ona uygun göreceği tedaviyi almak maksadıyla kendilerini acil servisteki hekime teslim etmek suretiyle en iyi hizmeti onun vereceğini düşünüp öngörmek ve kabullenmek suretiyle bir acil hizmeti alma alışkanlığını vatandaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyoruz. Serum elbette takılıyor mu? Takılıyor. Ama gerekli görüldüğü durumlarda. Evet, serumun çoğu vakada bir tedavi edici değeri olmadığını da buradan itiraf etmek lazım. Semptom dediğimiz şikayetleri söndürmeye, şikayetleri hafifletmeye, iyileşme sürecinde daha konfor sağlamaya yönelik etkileri var. Ama serumu da bütün hastalıkları tedavi eden, bütün hastalıklara şifa olan bir tedavi şekli olarak olmadığını da vatandaşlarımıza açık yüreklilikle söylemek lazım. Evet, herhalde psikolojik olarak bir etkisi var. O sebeple ağrıların ya da işte rahatsızlıkların geçtiği düşünülüyor. Eyvallah. Şimdi hocam şunu da soracağım. Acil servislerin en çok şu dönemde yoğun oluyor dediğiniz bir dönem var mı? Bence Kurban Bayramları'nda özellikle işte ilk birkaç günü işte eti fazla kaçıranlar, tatlıyı fazla kaçıranlar yoğunluk oluşturuyordur. Tamam. Buna benzer dönemleri var mı? Var. Mesela mevsimsel hastalıkların daha yoğun göründüğü dönemler var mı? Örneğin içinde bulunduğumuz aylarda, yaz aylarında ishal vakalarını çok sıklıkla yaşıyoruz. Sonbahar, kış döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarını daha sıklıkla görüyoruz. Alt solunum yolu enfeksiyonlarını daha sıklıkla görüyoruz. İdrar yolu enfeksiyonlarını her dönemde görebiliyoruz. Ama mevsimsel karakteri olan o popülasyonun mevsim geçişlerinde mikroorganizmaların, havadaki mikropların konsantrasyonunun, toprağa, yeraltı sularına bulaşan mikroorganizmaların gibi faktörlerin de ortaya çıkmasıyla bir takım hastalıkların dönem dönem arttığını, bir takım hastalıklar sebebiyle acil servislere başvuruların da arttığını elbette müşahede ediyoruz. Her mevsime göre bu tip hastalıklar var ama acil servislerde yılın 365 günü gördüğümüz vakalar da var. Acil olanlar da var, acil olmayanlar da var elbette.
Şimdi acil olmayan kısımlarını konuştuk tabii ki. Ama bazı vatandaşlarımız da, onlardan biri de maalesef benim hocam, rahatsızlığım son raddeye gelmeden hiçbir şekilde doktora gitmiyorum. Doğru. Mesela bazen işte bazı rahatsızlıklarımız ortaya çıkıyor ve evde geçiştirmeye çalışıyoruz. Bu bitkisel yolla olabilir ya da evde bulunan ilaçlarla, ki yanlış bir durum. Peki hangi durumda kesinlikle acil servise gidilmeli dersiniz siz? Şöyle bir takım semptom ve işaretler özellikle üstünde durduğumuz şeyler. Örneğin bir göğüs ağrısı var ise kişide, bu aksi ispat edilene kadar bir kalp patolojisi, akut koroner dediğimiz akut bir kalple ilgili bir sorun olmadığına kanaat getirilmesi gereken bir durumdur. Böyle bakmak lazım. Onun için mesela göğüs ağrısını ciddiye alması lazım insanlarımız. Ve özellikle 40 yaşın üstünde erişkinlerde, zaman zaman göğüs ağrısı yaşayan, öyküsü olanlarda, ailede şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi hastalıklar bulunanlarda göğüs ağrısını ciddiye almak lazım. Göğüs ağrısı deyip geçmemek lazım. Acil servise başvurmasını özellikle tavsiye ettiğimiz, hangi saat olursa olsun tavsiye ettiğimiz ve hekimden bir değerlendirme talep etmesi gerektiğini söylediğimiz hastalıklardır. Şiddetli baş ağrısı, ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, baş ağrısıyla beraber fışkırır tarzda kusma, inme dediğimiz, bir tarafta özellikle olan güçsüzlük gibi acil vaka olma potansiyeli yüksek vakaların mutlaka acil servise hangi saat olursa olsun başvurmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Ama göğüs ağrısı dışında vücut ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları, gripal semptomlar gibi semptomların mutlaka acil servise başvuru yapması, zaruret olmayan hastalıklar olduğunu da söylemek lazım. Ama bazı semptom ve şikayetleri de ciddiye almak lazım. Özellikle şiddetli karın ağrısı, şiddetli baş ağrısı ve bunlara eşlik eden bulantı, kusma, göğüs ağrısı, göğüs ağrısıyla beraber baş dönmesi, baş dönmesiyle beraber geçici bilinç bulanıklığı, taraf veren kuvvet kaybı, his kaybı gibi semptomlar, şikayetlerde ise hiç beklemeksizin acil servislere hastalarımızın, insanlarımızın başvurması doğru yaklaşım olur. Evet. Hocam şimdi reklama da birkaç dakikamız kaldı. Ben acil servis konusunda bu bölümde kapatıp organ nakline, dokun nakline geçmek istiyorum. Sizlerin tüm ordulara, bizleri izleyen vatandaşlara acil servis noktasında uyarılarınız neler olacak ya da önerileriniz neler olacak? Acil servisleri mümkün mertebe efektif, mümkün mertebe etkin ve mümkün mertebe amacına uygun kullanmak noktasında vatandaşlarımıza ricamız olacak tabii elbette. Acil servislerimiz Türkiye'de tüm poliklinik hizmetlerinin neredeyse %35'ine yakın. Dünya tıbbında böyle değil. Bizde yoğun kullanılıyor. Yoğun kullanılıyor acil servisler. Dolayısıyla acil servisler başvuru sayısını karşılamakta zaman zaman güçlük yaşıyorlar. Zaman zaman zorluk yaşıyorlar. Bekleme süreleri uzuyor. Evet. Bekleme süreleri uzadıkça haliyle vatandaşlarımızın sabırı zorlanıyor. Ve ne yazıktır ki, keşke hiç olmasa ama yaşıyoruz. Bizim sağlıkta şiddeti en çok yaşadığımız birimlerin başında birinci sırada acil servisler geliyor bu yoğunluk dolayısıyla. Dolayısıyla bu yoğunluk esnasında herkese sağlık hizmeti sunmaya çalışırken, herkese elden gelen en iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışırken aksamalar, eksiklikler, süre bakımından uzama ve acil servislerin mekan ve hizmet sunduğu alanın darlığı sebebiyle bir takım bekleme süreleriyle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızdan sabır rica ediyoruz. Ve eğer mümkün ise acil semptomlar dediğimiz, az önce saydığımız semptomlar dışındaki müracaatları da mümkün mertebe en aza indirgemeye, mümkün mertebe birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz aile hekimliklerinde sorunları çözerek
ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki bekleme oranını, bekleme miktarını gerek poliklinik bazında gerek acil servis bazında azaltmaya yönelik vatandaşlarımızın da katılımcı olmasını özellikle rica ediyoruz. Günümüzde yaşadığımız problemlerin evet. başında randevu problemini artık hepimiz biliyoruz. Ama ikinci basamak sağlık kuruluşlarından, hele de üçüncü basamak dediğimiz eğitim araştırma hastanesi ve üniversite hastanelerinden randevu bulmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımızın da birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvurmak yerine öncelikle aile hekimlerinden faydalanma konusunda biz ricada bulunmak isteriz, tavsiyede evet. bulunmak isteriz, telkinde bulunmak isteriz. Takdiri de vatandaşımıza bırakıyoruz evet. elbette. Tabii ülkemiz zor zamanlardan geçiyor son yıllarda. Haliyle bu vatandaşlarımızı biraz tahammülsüz ve sinir seviyesini daha yüksek kıldı. Mutlaka. Ama bu hiçbir zaman tabii ki şiddete davetiye çıkarmamalı. Çünkü oradaki doktorlarımız da bizlerin can sağlığı için çalışıyorlar. Evet, biraz hoşgörü göstermek zorundayız. Bizim gibi orada rahatsız olan pek çok insan var. Sizler de bir yandan onların hepsine koşmaya, derman olmaya çalışıyorsunuz. O yüzden tüm vatandaşlarımızı bu süreçte sükunete, sakinliğe davet edelim. Sağlıkta şiddet olmamalı. Hiçbir zaman şiddet çare olmamalı. Bu sadece sağlıkta değil, hiçbir alanda olmamalı. Ama hastane özelinde de, doktor özelinde de bunu konuşmakta da fayda var. Şimdi de organ ve doku naklini konuşacağız. İş sağlığı ve güvenliğini konuşacağız. Sizlerin de merak ettiği konular varsa Ordu Altaş TV Facebook sayfasından sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Biz de ekranlarımız aracılığıyla hocamızla sorularınızı buluşturacağız diyelim. Hocam, dediğimiz gibi bir önceki bölümde acil servis hizmetlerini konuştuk. Şimdi evet. yavaş yavaş organ ve doku nakline de geçmek istiyorum. Tabii organ ve nakil için, yani organ ve doku nakli için belli şartları sağlıyor olmak lazım. Peki bu şartlar neler? Şöyle diyelim, önce bazı hastalıkların, bazı organların ileri derecede yetmezliğe girmesi sebebiyle fonksiyon görmez olması dolayısıyla tedavisi ancak organ nakliyle mümkün. Bu hastalıklar ve organlardan en çok bilineni biliyorsunuz böbrekler. Böbrek yetmezliği vakalarında her ne kadar diyaliz tedavisi ömrü uzatmaya yönelik bir tedavi olmaktan öte değilse de ancak tedavisi böbrek nakliyle mümkün. Zira ileri derece kalp yetmezliği vakalarında tedavi yapay kalp nakilleri de olsa dahi kalp nakliyle mümkün. İleri derece kronik bronşit vakalarında akciğer yetmezliğinde akciğer nakliyle tedavi mümkün. Pankreas gibi, ince bağırsak gibi bir takım organların yetmezliklerinde yine tedavi ancak organ nakliyle ve doku nakliyle mümkün. Karaciğer rahatsızlıklarının bazılarında, ileri derece karaciğer yetmezliklerinde tedavi ancak karaciğer nakliyle mümkün. Dolayısıyla organ ve doku naklini biz canlıdan ve kadavra dediğimiz ölüden alınan organların nakli şeklinde ikiye ayırıyoruz. Canlıdan yapılabilecek organ nakilleri sınırlı. Bu organ nakilleri karaciğer ve böbreklerle ve bir takım dokularla, kemik iliği gibi bir takım dokularla sınırlı. Canlıdan da alınarak organ nakli yapılabiliyor. Bunun da şartları var tabii. Akrabalık bağı olması gerekiyor alıcıyla verici arasında. Ya da akrabalık bağı yoksa çapraz nakil dediğimiz iki organ bekleyen hastanın akrabalarının birbirine uyumu neticesinde çapraz nakil olabiliyor. Ya da valilik bünyesinde kurulacak olan bir etik komisyonun kararıyla da akrabalık bağı olmadan organ nakilleri de mevzu bahis konusu. Niye böyle düzenlenmişi de hemen söyleyelim. Bizim kanunumuz çerçevesinde organ bağışı tamamen menfaat öngörmeksizin yapılması gereken bir husus. Karşılıklı menfaat oluşturmadan ancak bağışlanması mümkün. Aksi
Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi hükmünce suç teşkil eden bir konu. Dolayısıyla organ bağışı anonimdir. Organ bağışı menfaat karşılığı olmayacak şekilde gerçekleşmesi gereken bir husus. Kadavra bağışlar ise yine her ölenin organı elbette kullanılamıyor. Evet. Kadavra dediğimiz bağışlar ise ancak ve ancak yoğun bakımda hastalığı ya da geçirdiği travma sebebiyle tedavi görür iken beyin fonksiyonları geri dönüşümsüz bir şekilde kaybolan, beyin fonksiyonları geri dönüşümsüz bir şekilde hasar görmüş olan ve bu hasarın, bu geri dönüşümsüz hasarın bir kurul tarafı, beyin ölümü kurulu tarafından tetkikleriyle ve muayeneleriyle karar altına alındığı, tutanak altına alındığı, beyin ölümü kurul tarafından tespit edildiği, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden bağış olursa bu organların kadavra organ bağışı şeklinde başka insanlara nakledilebilmesi evet. mümkün. Dolayısıyla insanlarımızın organ bağışına bakışı konusunda son yıllarda her ne kadar bir gelişme varsa da beyin ölümü vakası konusunda soru işaretlerini ortadan kaldırmak lazım. Organ bağışı deyince kadavra organ bağışı için ana kaynak olan ve yegane kaynak olan beyin ölümü vakaları konusunda insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Beyin ölümü teşhisi koyulmuş bir hastanın tıbben ve hukuken, kanun düzenleyici bunu da düzenlemiş, tıbben ve hukuken hayatı sonlanmış olması demek. Bir kurul tarafından, en az iki hekimin bulunduğu kurul tarafından usulüne uygun, kaidelerine uygun yapılacak tetkik ve muayeneler neticesinde koyulan bir tanıdır bu. Teşhis yöntemleri bellidir. Standartları Sağlık Bakanlığı ve uluslararası ölçekte belirlidir. Evet. Ve bu teşhis koyulmuş vakalar, bu teşhis koyulmuş insanlarımız maalesef cihazlara bağlı yoğun bakımda kalbi atıyor olsa da, cihazlara bağlı soluk aldırabiliyor olsak da bunlar geçici sürecek evet. fonksiyonlardır. Yani beyin, cihaz haricinde yaşamını sürdüremeyecek. Beyin ölümü gerçekleşmiş, beyin ölümü tanısı koyulmuş, beyin ölümü tanısı usulüne uygun tetkik ve muayenelerden sonra kurul tarafından karar verilmiş vaka tıbben hayatı sonlanmış vakadır. Bu noktada insanlarımızdan organ bağışı yapmak isteyip istemedikleri soruluyor. Evet. Sağlıklarındayken insanlarımızın organ bağışı konusunda bilinçlenmesine gayret ediyoruz. Sağlığındayken insanlar bu konu, bu hal ola ki başımıza gelirse Allah gecinden versin, evet. kimseye başına vermesin ama evet. bu hal ile karşılaştığımızda organlarının sağlıklıyken bağışlandığını tutanak altına almalarını, evet. en azından ailelerine vasiyet olarak ifade etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Ben çünkü, mesela hocam bu konuda kusura bakmayın lafınızı böldüm. Estağfurullah. Şimdi tabii organ naklinde eğer siz beyin ölümünüz gerçekleşmişse ve organ bağışı yapsanız dahi aileniz müsaade etmediği sürece evet. yine de nakil gerçekleşmiyor. Aynen öyle. Ben organlarımı yaklaşık 6-7 yıl önce bağışladım. Tabii böyle bir durum olduğunda aileme hep söylüyorum, bakın vasiyetimdir diyorum. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız karşınızdaki benmişim gibi düşünün. Eyvallah. Ama aileler şimdi tabii evlatları olunca bu konuya doğru. bu kadar sıcak bakamıyorlar. Ben ne zaman konusunu açsam annem tamam Büşra yeter der. Onun için insanlarımıza bunu vasiyet evet. olarak ifade etmelerini, sağlıklarındayken, sağlıklıyken bu konuda karar oluşturmalarını özellikle tavsiye evet. ediyoruz. Sağlığındayken organ bağışını tutanak altına aldırıp sisteme kaydettirmiş olsa bile insanlarımız, ola ki beyin ölümü gerçekleşecek bir hadiseyle evet. hastanede yoğun bakımda tedavi almaktayken beyin ölümü teşhisi alırlarsa, her halükarda sağlıklarındayken organ bağışlamış olsalar dahi birinci derece yakınlarından organ bağışı talep etmek durumundayız. Evet. Kanun gereği. Dolayısıyla ailelerimizi de başta birinci sırada eşlerimiz olmak üzere
anne babamız olmak üzere ve çocuklarımız olmak üzere bu kararı verme noktasında irademizi sağlığımızdayken belirtmemiz, vasiyet olarak bunu ifade etmemiz, ailelerimizin de ola ki başımıza bir beyin ölümü hadisesi gelir ise karar verme noktasında bizim irademize saygı duyacaklarını düşünüyoruz. Duyarlar diye temenni ediyoruz işin doğrusu. Sağlığında kişi böyle bir ifadede bulunmadıysa organ bağışlama yetkisi birinci derece yakınlarının, kişi beyin ölümüyle karşı karşıya kalmış ise birinci sırada eş olmak üzere, ikinci sırada çocuklar olmak üzere ki 18 yaşını doldurmuş çocuklar ya da anne baba olmak üzere birinci derece akrabalarından organ bağışı konusunda iradelerini beyan etmelerini, fikirlerini söylemelerini istiyoruz. Hocam şunu soracağım. Şimdi işte organ bağışını yapmış kişi hayatındayken böyle bir bağış yapmış ve beyin ölümü gerçekleştiğinde siz sistemde görüyorsunuz bağış yaptığını ve aileye böyle mi bir şeyde bulunuyorsunuz? Doğrudur. Evet, hayattayken bağışını yapmış. Siz de onaylıyor musunuz Doğrudur. Diye. Doğrudur. Sistemde organ bağışı varsa sağlığındayken organ bağış kartını almış, sisteme bağışı kaydedilmiş bir vakaysa bu beyin ölümü gerçekleştikten sonra kontrol ediliyor. Var mı böyle bir husus diye. Kontrolde böyle bir kayıt mevzu bahis konusuysa aileyle görüşme esnasında bunu da ifade ediyoruz. Kişinin sağlığında organlarını bağışladığını ve sistemde organ bağış kaydının olduğunu ifade ediyoruz. Aileye sisteme kaydedilirken haber verilmesi gereken kişi de kaydadığını altına alınıyor. Evet. Dolayısıyla kişi sağlığındayken sisteme organ bağışı kaydedilmişse kendi talebi doğrultusunda haber verilmesi verilmesi gereken kişiyi de kayıt altına alıyoruz ve buna da bir bildirim gönderiliyor işin doğrusu. Beyin ölümü hadisesi olmadan da bir şekilde kişinin talebi doğrultusunda haber verilmesini istediği kişiye de önceden bir bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Evet. Dolayısıyla almamış da olsalar ya da o kişi huzurda bulunmuyor olsa da sistemde bağışını birinci derece yakınlarına ifade ediyoruz. Ve bağış konusunda son kararın kendilerine ait olduğunu da yineleyerek ifade ediyoruz. Son kararı da kendilerine bırakıyoruz işin doğrusu. Şimdi bizler peki hayattayken organımızı bağışladık. Sisteme geçip geçmediğini kontrol etmek amacıyla bakabileceğimiz bir nokta var mı? Herhangi bir sağlık kuruluşundan mı bakabiliyoruz? Yok. Aile hekiminiz ve hastanelerdeki şifre sahibi olan yetkilendirilmiş personel dışında sizin sağlık bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşamayız. Evet. Sağlığınızla ilgili bir veridir bu. Kendi bağışınızın sistemde olup olmadığını aile hekiminizden ve devlet hastanelerindeki organ bağış koordinatörlüklerinden kontrol etme şansınız var. Üstüne üstlük bu bağıştan yapmış olsanız dahi bağış sağlığınızdayken bu bağışınızdan vazgeçme şansınız da var. Bununla ilgili başvuru yapacağınız mekanizmalarımız da yine dediğim gibi birinci basamak sağlık hizmet dediğimiz aile hekimliğinde başvuru yapabilirsiniz. İl sağlık müdürlüklerinde başvuru yapabilirsiniz. Ve hastanelerin organ dokunakil koordinatörlüklerinde bu başvurunuzu yapabilirsiniz. Hem organ bağışlamak açısından hem de bağışladığınız organlarda değişiklik yapmak açısından ya da organ bağışınızdan vazgeçtiğinizi ifade etmek bakımından bu başvurunuzu sağlığınızda herhangi bir dönemde yapma şansına sahipsiniz, hakkına sahipsiniz. Evet. Peki hocam, Ordu'da doku ve organ nakli gerçekleştiriliyor mu? Gerçekleştiriliyorsa bu oran ne kadar? Biz organ doku nakli gerçekleştiren sağlık kuruluşuna sahip bir il değiliz. Ama biz Ordu'da beyin ölümü tanısı koyabilecek donanıma sahip yoğun bakımları olan sağlık kuruluşlarımız var. Beyin ölümü tanısı koyulan vakalarda organ bağışı alan ve nakil merkezlerine organ bağışı veren hastanelerimiz mevzu bahis konusu. Oradaki sağlık kuruluşlarımızda evet organ ve doku bağışı oluyor. Oradaki sağlık kuruluşlarımızda
pandemi döneminde biraz sekteye uğrasa da ondan önce evet. daha yoğun sayıda organ ve doku bağışı olurken pandemi döneminde bir sekteye uğradığını da itiraf etmek lazım. Önceki kadar yoğunlukta organ ve doku bağışı olmasa da organ ve doku bağışı olan sağlık kuruluşlarımız, donanımlı sağlık kuruluşlarımız ve donanımlı sağlık ekiplerimiz var. Koordinatörlerimiz var, yoğun bakım uzmanlarımız var. Hem sağlığına kavuşturmak açısından hem de olası bir beyin ölümü vakası gerçekleştiğinde teşhis ve organ bağışı sormak açısından donanımlı sağlık kuruluşlarına sahip biriniz. İnşallah üniversite hastanemiz gelişir. İnşallah şehir hastanesi bittikten sonra üniversite hastanemiz bünyesinde organ ve doku nakli yapılan bir hastane haline de İnşallah. Geliriz diye ümit ediyoruz. Organ ve doku bağışı olduğu gibi organ ve doku nakli yapmaya da başlayan illerden birisi oluruz diye temenni ediyoruz. İnşallah. Şimdilik şunu da ifade edelim. Organ ve doku bağışı, özellikle kadavra bağışı sistemi ulusal düzeyde Sağlık Bakanlığı bünyesinde organ ve dokuların uyumlu vakalara tasnifi sistemi çok ciddi işleyen ve hakikaten Türkiye'nin ben inanıyorum ki en adil bir biçimde işleyen sistemidir. Hı hı. Kesinlikle torpili olmayan organ bekleme listesine dışarıdan asla ve asla müdahil olunamayan, dil, din, zenginlik, para, pul, fakirlik hı hı. vesaire gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin tamamen kişinin sağlık kriterleriyle sıralamanın belirlendiği ve uyan organların, bağışlanan organların en uyumlu hastaya hangi merkezde olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun en öncelikli ve uyan hastaya nakledildiği çok ciddi bir sistemimiz var. Bu sistem içerisinde gerek kara nakil ambulanslarından, gerek hava nakil ambulanslarından, gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin araç ve gerecinden de faydalandığımız bir nakil sistemine sahibiz. Evet. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın bu örgütlenmesinin de mükemmele yakın olduğunu da açık yürekliliği ifade etmek lazım. Bu sistemin içerisinde hizmet veren, halen vermeye devam eden koordinatör hekimlerden birisi olarak çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ben de organlarını bağışlamış bir hekimim. Ailesiyle beraber organlarını bağışlamış bir hekim olmak dolayısıyla sistemin güvenilirliğini, sistemin sağlıklılığını ve sistemin hakikaten dünya ölçeğinde çok iyi işlediğini ve Türkiye'deki organ doku nakil merkezlerinde dünya ölçeğinde en başarılı organ nakillerinin yapıldığı ülkelerin başında geldiğimizi de üstüne basa basa evet. ve çok özgüvenli bir şekilde inanarak, bilerek, görerek ifade etmekten hiç geri kalmıyorum. Organ ve doku nakli konusunda çok becerikli ekiplerimiz var, çok yetişmiş ekiplerimiz var, çok tecrübeli ekiplerimiz var. Ve bu açıdan dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi olduğumuzu da gururla ifade etmek isterim. Evet. Hocam şimdi son bir soru soracağım. Cevabı yalnız kısa almak istiyorum. Çünkü iş yeri güvenliği ve sağlığına da girmek istiyorum yine. Son sorum da organ ve doku nakli ile ilgili şu olacak. Hangi organlar nakledilemez? Kadavra nakliyle mümkün olan tek kalp sadece kadavradan mümkün. Canlıdan nakil değil. Canlı nakiller böbrek ile sınırlı ve karaciğerin bir bölümüyle sınırlı. Evet. Bunun dışındaki birçok doku, korneadan tutun da gözün saydam tabakasına kadar, kemik iliğine kadar birçok dokuların nakli mümkün. Hatta dünyada tek örneği ve ilk örneğidir biliyorsunuz. Uterus dediğimiz kadın rahminin bile nakli mümkün. İnce bağırsaklarının nakli mümkün. Pankreasın nakli mümkün, karaciğerin, böbreklerin nakli mümkün, kalbin nakli mümkün ama henüz beyin naklinin gerçekleşmesi mümkün değil. Sinir fonksiyonlarının, sinir hücrelerinin nakli zor. İlerleyen dönemde tabii tıp sürekli gelişiyor. Mutlaka ama şu an... Ama kaç yılda yakalarız bilmiyorum. Dünyanın yaptığı nakillerin
tamamı ülkemizde başarıyla uygulandığını söylemek lazım. Evet. Ülkemizdeki nakil merkezlerinde dünya ölçeğinde nakil ameliyatları gerçekleşebiliyor ve dünya ölçeğinden hiç aşağı kalmayacak başarıyla nakilleri gerçekleştirebildiğimizi söylemek lazım. Evet. Vatandaşımız bundan emin olsun. Teşekkür ediyoruz ve bu süreçte de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Çok yani tamam. Bu gerçekten şunu zorlu bir süreç. Şunu da söyleyelim. Buyurun. Organ ve doku nakli sosyal güvence çerçevesinde tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm vatandaşlarımızın organ ve doku nakli işlemleri sosyal güvencesi olsun olmasın. Sosyal evet. güvencesine bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamındadır ve tamamen ücretsiz yapılmaktadır. Bunu da söylemek lazım. Allah kimsenin başına vermesin Amin. Ama başımıza gelirse de Türk sağlık sistemi içerisinde şanslı olduğumuz bir alan olduğunu söylemek lazım. Yeter ki kadavra bağış dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş insanlarımızın organ bağışına ısrarla devam etmesi lazım. Organ bağışına olumlu yaklaşması lazım. Çünkü kadavra bağışının çok daha fazlası organ bekleme listesinde Evet. olup organ beklerken vefat eden hastalarımız olduğunu da ifade etmek lazım, üzülerek Evet. söylemek lazım. Yarın bekleyen kişi biz de olabiliriz. Hayatın bize ne getireceğini hiçbir zaman Evet. bilemiyoruz. Yarın o organı bekleyen kişi biz olabiliriz. Temennimiz tabii ki hiç böyle hastalıkların yaşanmaması ama bu bilinçle de hareket etmekte fayda var. Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz aynı zamanda iş yeri hekimisiniz. Evet. Son dönemlerde de bu iş sağlığı ve güvenliği oldukça gündemde. Peki önemi nedir? Her iş yeri neden hekim bulundurmalı? Kanun koyucu bunu düzenlemiş. Uluslararası sözleşmelere ilk imza atan ülkelerden bir tanesiyiz. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO dediğimiz sözleşmelerde imza koyan ülkelerden bir tanesiyiz. Kabul eden ILO sözleşmelerini, ILO standartlarını kabul eden ülkelerden bir tanesiyiz. Maalesef meslek hastalıkları ve iş kazaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de problem. Evet. Gerek meslek hastalıklarının önlenmesi ki önleme öncelikli görevimiz, tedavi etme sonraki aşama, meslek hastalıklarının önlenmesinde ve iş kazalarının en asgariye indirilmesinde ve bilhassa ölümlü iş kazalarının sıfıra indirilmesi hedefiyle evet. iş sağlığı ve güvenliği ILO sözleşmeleri çerçevesinde de Türkiye'mizin kabul ettiği, uygulamaya koyduğu ve ciddiyetle uygulamakta olduğu bir alan. Meslek hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi bizde de problem. Biliyorsunuz başlıca ve en çok ölüme sebep olan meslek hastalıklarının başında kanser geliyor. Evet. Meslekle ilgili kanser geliyor. Maruziyet dediğimiz meslek koşullarındaki nüfuza bağlı, meslek koşullarındaki maruziyetlerimize bağlı meslek hastalıklarına yakalanabiliyoruz. Yanı sıra iş kazalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Ve maalesef iş kazaları dediğimiz ölümlü iş kazalarında da Türkiye'miz hala dünya ölçeğinde ön sıralarda başı çektiğini de itiraf etmek lazım. Evet. Üzücü durumlarla karşılaşmamak için iş sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği hususlarında İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri Türkiye'de hizmet veriyor. Bu alanda yetişmiş kalifiye eleman eksiğimiz işin doğrusu yok. Ama iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmakta, iş sağlığı güvenliği kültürünü iş yerlerinde yerleştirmekte adım adım gayret gösterdiğimizi ifade etmek lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda inisiyatif aldığı hususlar var, denetimlerini artırdığı hususlar var. Özel sektörde çok daha ön planda seyrediyor. Evet. İş sağlığı ve güvenliği alanında özel sektördeki bilinç kamu sektörünün daha önünde seyrediyor. Toparlayalım da hocam isterseniz. İş sağlığı ve güvenliği hem koruyucu hekimlik hizmetlerini barındıran, hem tedavi edici hekimlik hizmetlerini barındıran, hem de iş koşullarında kişinin sağlığını muhafaza etmeyi, kişinin iş kazası risklerini oluşturmadan, oluşmadan öngörebilmek
ve bu riskleri bertaraf etmek için alınması gereken tedbirleri, öncelikleri belirlemek ve bunları uygulamaya koymak şeklinde özetlenebileceğimiz bir alan ve bu konuda da profesyonel çalışanlarımızla tüm Türkiye çapında insanlarımıza, işverenlerimize ve işçilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Hocam yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun ağırladığınız için ve vatandaşlarımıza bu vesileyle mesleki konularda da bilgi vermek fırsatını sunduğunuz için tüm vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Gerçekten bilgilendirici bir yayındı. Bir kez daha bu vesileyle hatırlatalım. Organ bağışı önemli bir konu. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışına bu vesileyle davet etmiş olalım. Evet, bugün konuğumuz acil servis hekimi, aynı zamanda organ nakil koordinatörü ve iş yeri hekimi Doktor Selçuk Yücesan'dı. Kendisi bilgilerini bizlerle paylaştı, tecrübelerini paylaştı. Teşekkür ediyoruz ve programımızın da sonuna geldik. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar sevgili izleyenler.